Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız gibi Nazi kampında yaşanmış bir olaydan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki bu videonun konusu çok hoşuma gittiği için ya da çok ilgimi çektiği için çekmiyorum. Sadece geçmişte insanlık dışı yaşanmış bir olayın çok fazla bilinmemesinden dolayı anlatmak istedim ve bundan belki bir ders alırız. Artık bu tarz şeyler 21. yüzyılda umarım yaşanmaz. Her neyse, eğer bu videodaki anlatımım hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Günümüzde Adolf Hitler'in insanlık dışı amacını ve gayesini bilmeyenimiz yoktur. Nazi Almanyası Avrupa'da hüküm sürüyordu ve Polonya'yı ele geçirdi. Burada pek çok ölüm kampı kurdular. Kurulan kampların en büyük amacı Hitler'in isteği doğrultusunda Yahudilere soykırım yapmaktı. Ne yazık ki bu kamplar 1939 ve 1945 yılları arasında faaliyet göstermiştir. 1945 yılında Sovyet ordularının baskılarıyla kapatılmıştır. Polonya'da en büyük Nazi kampları şöyledir: Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Chełmno, Grisrosen, Stutthof, Lanzowe, Krakow, Sobibor. Auschwitz, Nazi kampları arasında gelmiş geçmiş en büyüğüdür. 3 bölümden oluşan bu kampta tehdit olarak belirlenen politikacıları, Almanya'dan getirilen Yahudileri, hapis hayatı yaşayan suçluları, pek çok farklı ülkeden getirilen insanları içerisinde barındırıyordu. 1911 yılında dünyaya gelen Josef Mengele, savaştan önce antropoloji ve tıp alanına doktora yapmış bir araştırmacıdır. 1937 yılında Nazi Partisi'ne, 1938 yılında ise SS'e katılmıştır. 1943 yılının başında ise Auschwitz'e atanmıştır ve burada Ölüm Meleği adında yaptığı ölümcül deneylerden almıştır. Tarih 19 Mayıs 1944'ü gösterdiğinde Transilvanya'dan bir grup Yahudi toplanmıştır ve Auschwitz'e doğru yola çıkmıştır. Bu kabilenin içerisinde bulunan Orwitz ailesi oldukça dikkat çekiyordu. 10 kişilik olan bu ailenin 4 kişisi cüceydi. Gulliver'in gezilerinden Lilliput isimli cüce ülkesinden esinlenerek bu aile bir tiyatro grubu kurdu ve adına da Lilliput koydular. Çeşitli yerlerde sahne alıp geçimlerini sağlıyorlardı. Günlük yaşantılarında zorluk çekseler de birbirine destek olarak yaşıyorlardı. Ta ki SS subayları onları en büyük kampa getirene kadar. Trende kamptan yükselen dumanları görüyorlardı. Bu dumanlar kampta yakılan krematoryumdan bedenlerden geliyordu. Fakat bunu daha sonra öğreneceklerdi. Rosika, Avram, Miki, Franziska, Freda, Perla ve Elizabeth hemen subayların dikkatini çekti ve bunları doktorun tam aradığı kişiler olduğunu düşünerek Ölüm Meleği adında olan doktora götürdüler. İnsanların düşündüğü ilk şey, burası bir ölüm kampıysa neden doktor vardı? Ama Doktor Mengele onların düşündüğü gibi bir doktor değildi. Nazi tıbbi deneylerinin başrolündeydi ve Yahudiler üzerinde şeytani deneylerini yapabiliyordu. Doktor Mengele ırkların biyolojik olarak farklılaştığını savunuyordu. Yahudi ırkının da gün geçtikçe bozulduğunu ve Yahudilerin fiziksel olarak bozuk bir ırk olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Bu yüzden bu ailenin üyeleri onun için bir fırsattı. Mengele yapacağı insanlık dışı deneylerle cüceliğin Yahudilerde genetik olduğunu ispatlayacaktı. Doktor tarafından korkunç ve insanlık dışı deneylere tabi tutulan bu 7 kişi için ise bu doktor tam bir melekti. Çünkü onları ölümden sadece o kurtarıyordu. 7 kişi gaz odasına giden insanları gördüler. Krematoryumda yakılan bedenleri de gördüler. Onları ölümden tek koruyan kişi ise doktordu. Kendi kıyafetlerini giyebiliyorlardı. Kendi yıkanma leğenleri vardı. Ayrıca kendi kişisel yatakları bile vardı. Bunun yanı sıra doktorun şeytani deneylerine tabi tutuluyorlardı. Arkadaşlar, burada yapılan deneyleri anlatmak istemiyorum çünkü oldukça insanlık dışı ve hiçbir canlının bence maruz kalmaması gereken bir olay ve insanlarda oldukça travmatik anılar bırakacak bir durum. Ama bu deneyler o 7 kişinin hayatta kalmasını sağlıyordu. Doktor aslında bu 7 kişi ile arasında bir bağ kurmuştu. En küçükleri olan Şemson'a ölen çocukların bebeklerini getiriyordu.
Doktor onlara hiç kızmıyordu, hiç bağırmıyordu. Aksine sinirlendiği zaman ise onların yanına gelip sakinleşiyordu. En sonunda 27 Ocak 1945 yılında Sovyetler ordularının baskısıyla bu kamp kapatıldı. 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Kurtulanlar arasında 7 kişilik aile de vardı. Bu olaydan sonra da İsrail'e göç ettiler. Bu olayı yaşayan ve hayatta kalan Perla ise 2001 yılında hayata gözlerini yumdu ve o anları şu şekilde söyledi. Ben o iblis sayesinde hayatta kaldım. Doktor ise 7 Şubat 1979 yılında Bortiogo kıyılarında yüzerken felç geçirerek boğulmuştur ve Wolfgang Gerhard takma adıyla gömülmüştür. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.